büyük bir acıyı yaşadık bir sene evvel. Bütün rahmetlilere Allah'tan rahmet diliyorum. Onların Allah mekanı cennet eylesin. Tabii bu acıları yaşamak istemiyoruz. Onun için hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. O zaman da İstanbul olarak bütün desteğimizi hem insan gücümüzle hem malzememizle hem hazırlıklarımızla hastanelerimizle vermeye çalıştık. Allah bir daha bize, milletimize böyle acılar göstermesin. Esas tedbir önemli. Biz de onları almaya çalışıyoruz İstanbul'da için. Onun için işte bu Başakşehir Çamsakura gibi izolatörlü, depremde yıkılmayacak ve hizmeti 24 saat kesintisiz yapabilecek hastanelerimiz var. Daha da iyilerini yapıyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayacağız. Biz İstanbul depremine afet planlarımızla, hastane afet planlarımızla, ildeki bütün ekiplerimizle hazırlık içindeyiz. Çünkü İstanbul çok büyük bir yer. Öyle olunca da bunu özellikle ilk 48 saatini iyi yönetmemiz için büyük bir afet planımız var zaten. AFAD'la beraber, ortaklaşa bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Ama tabii ki Hatay depreminden sonra bazı revizyonlara ihtiyaç oldu. Geri bildirimlerimiz oldu. Bizim ekiplerimizin gözlemleri oldu. Onlarla ilgili yine değişiklik yapıyoruz. Ve bu sene özellikle biz bunlarla ilgili birçok tatbikatı, birçok öğretiyi insanlarımıza öğreteceğiz. Çünkü bazı şeylerin otomatik olması lazım. Yani depremin sıfırıncısı anından itibaren herkes, çalışanlar da, görevli olanlar da, toplumda ne yapacağını otomatik olarak bilmesi lazım. Ve bunu öğrenciden planlaması lazım. Biz de onu öğretmeye çalışıyoruz. Yani ilk sıfırıncı anında nasıl yapacağız? Çünkü İstanbul'da özellikle Doğu Batı aksında bizim 10 hastanemiz var deprem izolatörlü. Bunları merkez kabul edip eczanesiyle, aile hekimliğiyle, işte ilaç depolarıyla, hastaneleriyle, özel hastanesi, vakıf hastaneleriyle hepsiyle beraber entegrasyonunu sağlayıp hangi bölgeden Anadolu'daki İstanbul depreminde hangi hastaneye, hangi ekiplerin geleceğini şimdiden planlamış durumdayız. Bunların eğitimi ve öğretisiyle uğraşacağız ki ilk anda insanlar buraya yardıma gelsin. Ama şunu da söyleyeyim, insanlar devamlı depremle ilgili korkuyla yaşamalarını istemiyoruz, sadece tedbirle yaşamalarını istiyoruz. Biz deprem maalesef ülkemizin gerçeği, bunun hem önlemini alıp hem de bu gördüğünüz hastaneler gibi kurumlar kurarak depremde can kaybını minimize etmeye çalışıyoruz. Ama gerçekten büyük bir acı, çok büyük bir deprem, asrın depremi. Ben bu depremde gerçekten bütün toplumun, bütün kurumların, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesin inanılmaz bir özveriyle birleştiğini gördüm. Bize birlik lazım. Biz de elimizden gelince sağlıkçılar olarak İstanbul depremine hazır olmaya çalışıyoruz. Ve şu anda biz Bağcılar'da bir 300 yataklı yine çocuk hastanesi yapıyoruz ek bina olarak. Esenyurt'ta yapıyoruz. Bugün baktığınız zaman Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne başladık. Orası biliyorsunuz dünyanın en büyük hastanelerinden, sağlık komplekslerinden birisi olacak. Beykoz'da, Silivri'de her türlü hastane yatırımlarımıza devam edeceğiz. Eski hastanelerimizi yenileyeceğiz. Sağlıkta hizmet durmaz. Biz şu anda deprem aşamasında ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi planlamış ve uygulamaya insanlar öğretmiş durumda. Zaten bu Hatay depreminde veya Maraş depreminde ilk reaksiyonu veren İstanbul oldu. Biz biliyorsunuz bütün ekiplerimizle, desteğiyle, bütün daha saat 5.30'da sayın o zamanki valimiz, şimdiki İçişleri Bakanımızla beraber bütün ekiplerimizi ve malzemelerimizi 24 saatte deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştık ve ulaştırdık da tabii ki Anadolu'ya büyük bir destek verdik Hatay'a. İşte hastalarımız buraya geldi, binlerce hastamız. Onları burada tedavi etmeye çalışıyoruz. Halen de yatanlarımız var. Ama sonuçta bizim İstanbul depremine de hazırlığımız kapsamındaki bir avantajı kullandık. Ve bunu hep beraber başardık ama mümkün olduğu kadar da hem fiziki yapılarımızı hem insan gücümüzü olası bir İstanbul depremine hazır halde tutmaya çalışıyoruz. Şu anda zaten yaralarımızın çoğu fizik tedavi dediğimiz rehabilitasyon, ortez protez desteğine yapıyoruz. Çok az hastamız var. Biz hastalarımızı evlerinde de takip ettik biliyorsunuz. Her zaman onların emrindeyiz. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Yaralı olan hastalarımıza şifa diliyorum. İstanbul'da 17 kişi var. 7'si bu hastanede tedavi ediliyor. Takip ettiğimiz hasta sayısı bu. İnşallah hepsini şifayla taburcu edeceğiz. Bir de